Rüzgarın başkenti Çeşme'den herkese selamlar. Her zaman olduğu gibi amansızca esmeye devam eden bir sabah rüzgarımız var. Rüzgarlı olmasına rağmen özellikle size buralık plajını bu saatte tanıtmak istedim. Çünkü genellikle gün içerisinde kalabalık olduğu için bu plaj, kimse de teşhir edercesine arkada videoda çıksın istemediğim için sabah erken saatlerde geldim. Sabah erken saatlerde de genellikle Çeşme'ye gelence diye bir rüzgar eser. Sanırım şu anda o rüzgarın etkisi altındayız. Boyalık plajı dedik. Neden Boyalık plajı? Şu öncelikle Boyalık plajı, şu arkamda gördüğünüz Boyalık Otel'in önündeki plajdan bahsediyorum ben. İleri taraflarda da Boyalık sitesinin altında plajlar var. Orası da bu güzellikte bir yerdir. Benim burayı tavsiye etmemdeki sebep şu. Burası Çeşme merkeze oldukça yakın. Zaten Çeşme merkezin içine diyebiliriz. Gerek Dolmuş'la 3-4 dakikada gelebilirsiniz. Gerekse de yok, ben son Dolmuş zamlarından sonra indi bindi 10 lira vermem, yürürüm derseniz de bu Çeşme merkezde Dolmuş duraklarının oradan buraya 10 dakika 15 dakikada yürüyebilirsiniz. Hatta yol üstünde marketlerden de ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. Yürümek de kolay olabilir. Peki Boyalık plajını neden öneriyorum? Şurası, gördüğünüz kısım, birazdan size detaylı olarak da göstereceğim. Halk plajı olarak geçiyor. Yani havlunuzu, şezlongunuzu getirip rahatça burada özgürce denize girebilirsiniz. Özellikle çocuklu aileler için biçilmiş bir kaplan burası. Niye diye soracak olursanız, biliyorsunuz çocuklar genellikle kumda oynamayı severler kova kürek takımlarıyla. Plajı kum olmasından dolayı hem bu ihtiyacı görüyor, hem de yeni yeni yüzmeye başlayan çocuklar için bir derinliği hemen derinleşmeyen bir su. Sığ bir deniz, gittikçe yavaş yavaş derinleşiyor. Bu da biraz daha kontrolcü olmamıza sebep olabilir. Yani yetişebiliyoruz Allah korusun bir şey olduğu zaman. Bu bakımlardan aileler için oldukça uygun bir yer. Zaten Boyalık plajına da daha çok bu arkada sitede oturanlar ya da Çeşme'de burayı bilenler geliyor. Ilıca plajı ile aynı güzelliği, aynı denize sahiptir. Onun daha ufak ve Çeşme'ye yakın hali diyebiliriz. Diyerek ben daha fazla sözü uzatmayayım. Çünkü Boyalık plajı benim anlatmamla değil de sizin görmenizle anlaşılacak harika bir plaj. Buraya nasıl gelebilirsiniz de açıklamıştım ama yeniden söyleyeyim. Çeşme merkezde okulun önünde duraklar var. O duraktan kalkan Çeşme, Ilıca, Alaçı dolmuşuna bindiğinizde şoföre ben Boyalık plajına inmek istiyorum dediğinizde sizi buraya kadar getirir. Buradan geri dönmek de çok kolay. Aynı ana yol üzerinden Çeşme tarafına dönen dolmuşlara binerek de yine Çeşme'ye gidebilirsiniz. Eğer konaklamanızı Çeşme merkezde yapıyorsanız ve Çeşme merkezde güzel bir denize girmek istiyorsanız Boyalık plajı bunun için harika bir yer diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer bu videoları keyifle izliyorsanız da rica ediyorum beğenin ve kanala abone olun, olur mu? Bu beni daha da şevklendirir. Hoşça kalın, esen kalın. Ben de Boyalık plajında sırtımı duvara verdim biraz daha az rüzgar yiyebilmek için. Her zaman Boyalık plajını yapmaktan keyif aldım, etkinliği yapmaya başladım. Kitabımı elime aldım, soğuk kahvemi aldım. Rüzgarın o güzel esintisi, dalgaların şırıltısıyla Barbarossa'nın Denizlerde Geçen romanını okuyacağım. Barbarossa'yı okumak için bundan daha iyi yer mi olur? Sizler de şu Boyalık plajının güzelliklerini yaşamak isterseniz özellikle sabah saatlerine çok güzel oluyor. Hele rüzgar esmediği zamanlar ayrı bir güzel olduğunu da belirtmek isterim. Hoşça kalın demiştim ama bunu çekmeden de edemedim. Şimdi gerçekten hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.